Bu alıştırmamızda saç metal yüzeylerin oluşturulmasını göreceğiz. New komutuyla Sheet Metal IPT şablonunu seçerek yeni bir saç dosyası oluşturalım. Saç dosyamızın ilk profili bir dikdörtgen olacak. Ölçülendirme komutlarıyla dikdörtgen profilimize gerekli ölçüleri atayalım. Fin Sketch ile saç metal modelleme ortamına döndüğümüzde bu eskizi saç durumuna getirmek için Face komutunu kullanabilirim. Face komutuna girdiğinizde çiziminizde bulunan bir kapalı kesit otomatikman saç için seçili olur. OK ile devam ederseniz saç metal modelimizin ilk bölümünü yaratmış oluruz. Modele yeni bir saç kısmı eklemek için burada görmüş olduğunuz yüzeye yaklaşın, bu yüzeyi işaretleyin ve sağ tuş menüsünden New Sketch ile yeni bir eskiz düzlemi tanımlayın. Bu eskiz üzerinde yeni nesneler tanımlayacağız. Öncelikle bu eskize dik bakalım. Line komutuyla başlayalım. Bu noktada yay özelliğine geçelim ve yeniden line ile kesti tamamlayalım. Benzer bir şekilde öbür tarafa da aynı kesti tanımlayalım. Şimdi ölçülerle şeklimizi istediğimiz konuma getireceğiz. Yarım dairenin kenardan mesafesi 6 mm olacak. Çap içinde 4 mm değerine gireceğiz. Eşitleme sınırlamasıyla buradaki iki yarım daireyi seçersem ikisinin çaplarını eşitlemiş olurum. Son olarak bu dairenin bu kenardan yüksekliğine de 6 mm değer verelim. Fin Sketch ile saç metal modelleme ortamına dönelim. Yeniden Face komutunu çalıştırıyoruz. Ve burada bir önceki adımda tanımlamış olduğumuz kapalı kesitleri işaretliyoruz. Bu işlem için standartlarda ya da kurallarda tanımlı boşaltma işlemleri için işlemlerinin yerine yeni bir boşaltma işlemi tanımlayabiliriz. Bunun için Bend bölümüne geliyoruz ve Bend bölümünün altından Tear yani yırt seçeneğini seçiyoruz. OK ile devam edersem burada da görebileceğiniz gibi yeni saç bölümler tanımlanmış oldu. Buradaki iki yeni tanımladığımız saç kısmını diğer tarafa yansıtabilmek için aynalama özelliğini kullanabiliriz. Aynalama düzlemi için yeni bir düzlem tanımlıyorum. Buradaki yüzey ile karşı taraftaki yüzeyi işaretlediğim an tam orta yere yeni bir düzlem yerleştirilir. Şimdi aynalama komutuna girdim. Buradaki saç işlemini seçtim. Aynalama düzlemi için bir önceki adımda tanımladığım düzlemi işaretledim ve OK ile devam ettim. Böylece Face komutunu kullanarak saç metal modellerin hızlıca modellendiğini gördünüz.